Hayırlı akşamlar. İftara doğru dedik, bayrama geldik, çattık. Son gün Ali Gün konuğumuz, biraz kafiyeli oldu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ediz Bey. Şimdi Ali Gün hocamla son iftarın zevkini tatmak istedim. Çünkü bayramı da seviyor, Ramazan'ı da seviyor ama herhalde bayramı daha çok seviyorsun. Ya değerli hocam, tabii öncelikle rahmet, bereket, evet, mağfiret ayılan Ramazan'a kavuşturduktan sonra bizleri Ramazan'ın son iftarına da son gününe de kavuşturan Yüce Rabbimize öncelikle sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam olsun. Evet. Tabi hocam, bayramlar sevilir. Her şeyden önce bayram Allah'ın bizlere bir lütfu. Onu sevmek gerekiyor. Evet. Ramazan zor bir ibadet. Oruç tutmak gerçekten, evet, zor. Zor günler, ve değerli. Günler her ne kadar kısa da olsa, sıcak olmasa da, serin de olsa, oruç zor bir ibadettir. Evet. Hocam zor bir mesajımız olduğu, var. Zor olduğu için de, evet, Yüce Rabbimiz ibadetleri karşılığını, kulluk görevlerimizin karşılığında bizlere farklı sevaplar yazabilmekte. Evet. İşte birden ona. Hocam antir ondan, parantez bir şey var, mesaj var. Okuyayım, devam edersiniz. Bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Sevdiklerinizle nice bayramlar dilerim. Ahmet Elçeri. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Yani birden ona, biz ondan 70'e, ediyoruz, 70'ten 700'e kadar sevaplar veriliyor. Vereceğini belirtiyor hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz, evet, Aleyhisselatü Vesselam. Ancak diyor oruç müstesna. Oruç benim içindir diyor. Onun, evet, karşılığı ancak ben veririm. Niye Yüce Rabbimiz bunu söylüyor? Çünkü gerçekten zor bir ibadet. Allah-u Teala kabul etsin. Gerçekten Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya çalıştık. Yani sahuruyla, iftarıyla, mukabelesiyle, teravihiyle, evet, yani dolu dolu yaşamaya çalıştık. Son güne geldik. Allah-u Teala yapmış olduğumuz bütün ibadetleri, kulluk ve taatlerimizi kabul eylesin diyorum değerli, amin, hocam. Evet, Allah kabul etsin cümle ibadetlerimizi. Hocam, Ramazan bayramı başlığımız. Biraz sonra Şevval'e gireceğiz inşallahurrahman. Ramazan boyunca müftülük olarak vaazlar oldu, televizyon programları oldu, mukabeleler, hatimle teravihler, teravihler. Elazığ'da bir ilk olarak cemaatle teheccüd namazı kılındı. Birçok güzellikler oldu. Halkımız tabii ki deprem, pandemi, tekrar depremi yaşadı ve Ramazan'a girdi. Bütün konuklarımıza sorduk, size de soralım. Deprem anında neredeydiniz, ne yapıyordunuz gece ve gündüz? Yani değerli hocam, tabii yarın inşallah Ramazan bayramının birinci günü idrak etmiş, evet, olacağız. Bir taraftan sevinçliyiz, aynı zamanda diğer taraftan da hüzünlüyüz. Gerçekten depremde 11 şehir, biliyorsun hocam, çok büyük, evet, bir yıkım oldu. 50 binden fazla kardeşimizi, canımızı kaybettik. Onlar, evet, şehit oldular. Amin. Yani bir çocuk annesini kaybetti, babasını kaybetti, amcasını kaybetti, kardeşini kaybetti, bütün yakınlarını kaybetti, tek başına kaldı. Evet. Elbette devletimizin güçlü ellerinde, devletimizin şefkati, merhameti had safhada, devletimiz büyüktür ama o çocuk yapayalnız kaldı. Veya bir anne tüm çocuklarını kaybetti, tüm yakınlarını kaybetti. Onlar için belki ilk bayram, çok acı, duygulu, hüzünlü. Yani normalde bayram günleri sevginin, saygının, şefkatin, merhametin, vefanın had safhaya çıktığı günlerdir. Elbette sevinç günleridir. Elbette paylaşmaktır. Elbette yardımlaşmaktır. Elbette el öpmektir. Elbette büyükleri ziyaret etmektir. Çok güzel günlerdir bayramlar. Evet. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi, yani büyük, belki tarihin son yüzyıllarını demiyorum, tarihin belki en büyük felaketini yaşadık hocam. Evet. Yani birçok devletten daha büyük bir alan kadar yer dümdüz oldu. İşte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, hemen yakınımızdaki kardeşlerimiz Malatya gibi, yani birçok yerde hissedildi. Yani Allah-u Teala daha büyük felaketler vermesin.
yapmamız gerekenlerin fazlasını yapmalıyız hocam. Nasıl yapmamız gerekenlerin daha fazlası nedir mesela? Yani Müslüman insan elbette mütevekkildir. Elbette Allah'a tevekkül edecek ama yapılması gereken önemli unsurlar var. Mesela burada Mehmet Görmez hocama da ben saygıyla ayadıyor diyorum, bir şey söylemişti. Eve girmenin adabından önce evi yapmanın farzlarını öğretin bu millete, bu topluma. Gerçekten yani ne demek istiyorum hocam? İşçisinden, amelesinden, mal sahibinden, müteahhidinden, fenni mesulüne kadar bir evde yapılması gereken ne ise o asli unsurlar farz dediğimiz var ya hocam, kolondur, kiriştir, demirdir, betondur, sulamadır, çimentodur, her şey, her şey dahil. Önce onu yapacağız. Zemin etüdüdür vesaire gibi. Sağlam zemine. Sonra elbette ki Allah-u Teala bir şeyi dilemişse onu önlemek mümkün değil hocam. Allah-u Teala bir şey dilemişse, şimdi şu anda yağmur yağıyor dışarıda değil mi hocam? Kuvvetli bir fırtına var, kasırga var. Allah-u Teala bir şey dilemişse, bir yeri yok etmek istiyorsa, inşallah öyle istemez de ama imtihan olur, başka şey olur. Onun önünde hiçbir güç duramaz hocam. Evet. Ayet-i kerimelerde de var. Sağlam kaleler içine sığınsanız da ölüm sizi bulur. Bulur hocam. Kalenin içine de girsen, çelikten kafesin içine girsen ölüm bizi bulacaksa bulur. Ama biz bunu bilemeyiz. Bizim bunu bilmemiz mümkün mü hocam? Ben size sorayım. Bilmemiz mümkün mü hocam? Mümkün değil aslında. Mümkün değil. Ve kat. Ama bize düşen bizim görevlerimiz var. O görevleri biz gereği gibi yapmalıyız, yerine getirmeliyiz. Yani şimdi çok güzel yağmurlar, yağışlı evet, geçiyor. Evet. Kar çok yağmadı ama şimdi çiftçilerin beklentisi mesela yağış beklerler. Niye? O yıl mahsul çok olsun. Bereketli olsun. Evet. İşte arpaydır, buğdaydır, şeker pancağıdır, başka ürünlerdir. Fasulyesidir, soğanıdır, mercimeğidir. Tahıl yani. Her şey. Yüzleri gülüyor. Niye? Yağmur çok yağıyor, bereketli olacak diye. Ama bereketli olması için ne yapacaksın hocam? Evet. Onu önceden pırlukla sürüyorsun hocam. Ben çiftçiyim aynı zamanda. Pırlukla sürüyorsun. Sonra kültivatörle sürüyorsun. İkileme yapıyorsun. Aynı zamanda hayvancılıktan sonra, da ayınlıyorsun. Yani sonra düzleme yapıyorsunuz. Evet. Sonra mibzere ilaçlı buğdayı dolduruyorsunuz. Sonra bir dönüme kaç kilogram gübre koyuyor, onu ayarlıyorsun. Sonra ekiyorsun. Eğer sulama imkanı varsa suluyorsun. Sulama imkanı yoksa yani elinden gelen tüm çabayı sarf ettikten sonra sonucu Allah'tan bekleyeceksin. Evet. Yani affedersiniz, yağışa dayalı bir tarım yapıyor isek yağışı kim verecek? Allah-u Teala verecek. Evet. Ama bize düşen neydi? O tarlayı güzelce sürmek, ikilemesini yapmak, düzlemesini yapmak, tohumun kalitesini evet, almak, tohumu ilaçlamak, gübresini vermek. Bütün bu işleri yani bize düşen görevleri yaptıktan sonra Allah'ım bol ve bereketli yağışlar ihsan eyle. Yağışlar ihsan. Yağmurlar ihsan eyle. Evet. Yağmur lütfeyle, kar lütfeyle. Bu duaları yapacağız. Sonucunda Allah'tan bekleyeceğiz. Yani depremler de öyledir. Yani evet, bazen söyleniyor deprem öldürmez, bina öldürür diye. Evet. Niye söyleniyor? Sağlam bina olacak. Sağlam zemin, sağlam bina olacak. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne diyor? Dağları sizin için sağlam kazıklar yaptık. Evet. Dağları sizin için sağlam kazıklar yaptık, sağlam kazık kıldık diyor. Ne anlatılıyor burada hocam? Evleri dağ yapacaksın. Hem tarım arazisini götürüp evet, Elazığ'ımızın mesela burada yaşadığımız için ben şehrimizden örnek veriyorum. Elazığ'ın en verimli arazisi. Ataşehir'e yapmayacaksın. Ataşehir'de sürü değil mi hocam? Yapmayacaksın. Yani öküz evet, gözü üzüm meşhur. Evet. En verimli topraklar. Bunu uzmanlar söylüyor. Herkes söylüyor. Evet. Bilenler söylüyor hocam. Herkes söylüyor ya evet, bilenler söylüyor. Elazığ'ın şimdi en hocam, verimli arazisi. Ben o şekil bir yorum yaptım. Ataşehir'e sürsürüye artık ev yapılmamalı diye. Çünkü bunu uzmanlar söylüyor. Bu yani Ataşehir ve sürsürünün de faydasına. Değil mi? Evet. Ora çok güzel yerler. Bir tane cahilin teki çıkmış diyor ki şey efendim her işten sen anlıyor musun? Şey yapıyor musun? Kardeşim ben her işten anlayamam. Anlayana soruyoruz. Bak bütün dünya onu söylüyor. Senin hatırın için orada bina yapılsın, insanlar ölsün mü? Belediye başkanımız da aynı şekilde düşünüyor, valimiz de, cumhurbaşkanımız da, yatay yerleşim değil mi yani? Yani
Her işten anlamıyoruz ama her işten anlayana danışabiliyoruz. Bunu ona size öyle bir cevap vereyim ben. Evet hocam. Elbette hocam. Yani şimdi Aziz Erşen muayenehane açmıyor. Evet. Aziz Erşen doktorluk yapmıyor. Evet. Ben doktorum demiyor ki. Doktora gitme. Ben sizi tedavi edeyim de demiyor. Doktora Aziz Erşen, soruyoruz. Doktora soruyor. Evet. Aziz Erşen evet. İşin uzmanına evet. soruyor. Evet. Biz de işin uzmanlarının anlattıklarını anlatıyoruz. Ama evet. ayet-i kerimeler de mevcut hocam. Ya tevekkülü evet. tevekkülü kim anlatacak hocam? Evet. Tevekkül işini sağlam yap. Değil mi hocam? Tabii yani kesinlikle. Örnek var. Hadis, herkes artık bunu biliyor hocam. Bedevinin birisi geliyor evet. devesiyle. Devesini başıboş bırakıyor. Ortaya salıyor. Ondan sonra niye deveni başıboş bırakıyorsun? Ben Allah'a tevekkül ettim. Önce sağlam kazığa bağla. Sonra Allah'a tevekkül et. Sonra Allah'a tevekkül et. Evet. Yani başıboş bırak. Allah'a tevekkül et. Olur mu Allah'a tevekkül evet. et? Yani Aziz Bey'in oğlu var. Aziz Bey'in kızı var. Kızımız var. Lise son sınıfta. Evet. Misal. İnşallah lise son büyüyecek. Sınıfta. Evet. Üniversite sınavlarını hazırlıyor. Evet. İyi bir eğitim alsın. Evet. Vatanına, milletine, devletine evet. bağlı iyi bir birey olsun, yetişsin. Evet. İyi bir fakülteyi kazansın. Evet. Yani yüksek bir puan alsın. Aziz Bey ne yapıyor? Her gün başta duruyor. Çocuğu akşamdan gece yarına kadar sürekli ders çalışıyor. Dershaneye gidiyor. Veya özel eğitim aldırıyorsunuz. Evet. O çocuk hazırlanıyor. Ben iyi bir üniversite kazanacağım. İyi bir meslek sahibi olacağım. Buna evet. suç değil. Evet. Temenni istiyor ama ne yapıyor? Üzerine düşeni yapıyor. Çok çalışıyor. Tabii. Edebiyat alanında zayıf, edebiyatı iyi bilenlerden ders alıyor. Veya matematik alanında zayıf, sayısalcı değil. Sayısal bölümü zayıf, özel ders alıyor, onu kuvvetlendiriyor. Evet. Ne yapıyor? Tüm çabayı sarf ediyor. Sınava gireceği zaman der, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bana yardım et. Evet. Allah ona yardımını esirgemez. Amin. Yardım eder, zihin açıklığı verir. Evet. Hiçbir şey yapma. 40 tane Yasin okudun. Şu duayı okudun. Komşulara Yasin dağıttım. Evet. Düğüm attırdım. Allah ona mı yardım edecek? Allah Yasin okuyana evet. mı yardım edecek hocam? Önce fiili duayı yapmak lazım. Yani anlatmak istediğim sonra bu. Sonra kavli dua. Yani eksik kalırsa Kur'an ona yardımcı olmaz tabii ki. Yani ve en leyselil insani illa mesela. Evet. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Karşılığı vardır. Hem dünya için evet. hem ahiret için. Allah-u Teala hocam çalışana verir. Dünyayı da verir, dünyalığı da verir. Dünyayı da verir, ahiret de verir hocam. Evet. Her ikisi için her ikisini verir hocam. Hocam deprem anda siz evde miydiniz? Maalesef evdeydim. Gece hocam. Evdeydiniz. Gündüz... Gece evdeydim ve uyanıktım. Uyanıktınız. Evet. Ne yaptınız? Yani birinci depremde yani gece saat 04.17'de evet. de uyanıktım. Evet. Diğer ikinci depremde de kızımla evdeydim. Evet. Yani açıkça söyleyeyim çok korktuk hocam. Evet. Çok korktuk. Yani ben açık söyleyeyim ben kelime-i şehadet getirdiğimi hatırlıyorum. Evet. Besmele çektiğimi hatırlıyorum. Evet. Allahu Ekber dediğimi. Ev çok sallandı mı? Ev çok sallandı. Ben biraz yüksek öyle 15-16 evet. ama 8. kat bayağı yüksek. O anda şey düşüyor. Biz tabii hocam daha önce de deprem yaşadık. 2020'de yaşadık ama bu çok uzun evet. sürdü. Yani süre olarak uzundu. Şiddet olarak da büyük. Ama süre olarak da zaten uzun o sürenin için, uzaması şiddeti artırıyor otomatikman. Artırıyor tabii artırıyor. Bir de düşünüyorsun yani ne zaman bitecek yıkılacak. Diye. Yıkılacak, altında kalacağız veya ne zaman duracak evet. bitecek diye. Başka bir şey düşünmüyorsunuz. Yani o anda düşünün tek şey var. Eğer çocuklar yanındaysa işte güvenli yere oturmak, üçgen oturmak, kanepe kenarı veya karyola evet. kenarı veya buzdolabı evet. kenarı mutfaktaysanız yani o tür şey. Çünkü kolonun düşmesini az da olsa engelliyor. Evet. O şiddette de düşürmüş olabilir. Bir üçgen oluşursa. Sen depremden sonra Çaydaşlar'a taşındın. Yani ben depremden sonra ev almadım ben. Tevafuk mu oldu? Daha önceden almıştım. Tevafuk mu oldu? Aynen öyle yani. Ben Ali hocam keramet gibi bir şey olmuş. Sen yani şimdi. Keramet değil hocam. Daha yani önce gizliyorsun kendini bak. Ya yok hocam. Sen tabii. depremden önce ev aldın kısa bir süre önce. Olur olmaz taşındın. Yok olur olmaz taşınmadım. Yani ben hocam yani Müslüman komşusu da düşecek. Komşuların psikoloji bozulmasın diye. Latife yapıyorum ben evet. Ben taşıyı bekledim hocam. Yani evet. Hayırlı olsun yeni evin inşallah. Olsun.
Mart'ın 15'ini beklerdim. Hocam senin elektrikçilik yönün de var. Televizyonculuk yönün var. Tarım var, hayvancılık var Ali Gün. Belçika'da kaldın. Çok yönlü bir insansın. Elektrikçilik nereden geliyor? Ya hocam ilk kere başlamada ikimizde bir Mustafa öğretmen vardı. Onunla evet. Allah sağlık sıhhat versin. Elektrik işi yapıyordu. Ona ben biraz takıldım. İzledim. Hocam bir mesaj var. Kıymetli dostlarım, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Almanya Hannover'den saygılar, hürmetler. Alfeldlaine Camii İmam Hatibi Nusret Öztekin. Biz de selam söylüyoruz Nusret Bey'e. Hayırlı Nusret Ramazanlar hocam, diyor. Diyoruz. Değerli bir dosttur. Evet. Almanya'da görevli. Sağlık, sıhhat ve afiyetler için. Biz de selam söylüyoruz. Diliyorum. Almanya'ya hayırlı bayramlar diliyoruz. Almanya'daki dostlarımıza, benim de çok dostum var. Hepsine hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet. Nusret Öztekin hocam, yani tabirin bağışlayın, evet. Delikanlı adamdır hocam. Evet. Çok adam güzel. Gibi adamdır. Ne güzel işte Türkçe yani delikanlı. Mesleki yönü de iyi. Evet. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kaç yıldır orada? Yani ikinci yılına girdi hocam. İkinci yılına girdi. Nice yıllar inşallah. İnşallah. Hocam Belçika'da bulundun. 10 yıl mı? 9. 9 yıl. Hı hı. Oraya geleceğiz, bir otobiyografini alalım. Yani yıllardır program yapıyorsun, yapıyoruz. Burada bir düet şeklinde gidiyor programımız. Reality tarzda gidiyor. Şimdi nerede doğdun? Pertek'te mi doğdun? Yok, ben Elazığ'da doğdum. Elazığ'da yani, doğdun. Aslen Pertek, Tıtinik. Aslen Pertek. Pertek, Tıtinik köyü. Evet, Şevaklıyız. Şimdiki adı ne? Tıtinik. Şu anda Ayaspınar ama. Ayaspınar. Büyük dedem ondan önce Keban'ın bir köyüne. Şu Muratçık köyü var ya. Evet. Oraya, Ayaspınar'dan Keban'ın köyüne oradan. Gelmiş orada baraj köyü şey yapınca oradan Alpavut köyüne gelmiş. Alpavut'a gelmiş. Ama ben mesela orada taşınmadan önce, o baraj gelmeden önce, ben o zaman baraj 70'ti ama evet. Şeyden önce gelmiş ya, daha su tutulmadan. Şimdi önce hocam Titanic gibi, Titanic gemisi, gibi. Titanic gibi de okunuyor. İlginç yani. Evet. Ayaspınar. Çok dostlarımız var Tıtinikli. Selamlarımızı Şavaklılar. Sayın seyircilerimiz Şavaklılar. Ali Gün hocam da Şavaklı. Oğuzların Bayat boyundan. Türk tabii ki. Bayat ve Kayı kardeş, iki kardeş. Kayının kardeşinin adı Bayat. Şavaklılar da Bayat boyundan. Gerçekten vatanperver, devletine bağlı insanlar. Çok kıymetli. Bu zamanda vatan haini olmamak, vatanperver olmak çok önemli değil mi Ali Gün? Hocam, niye bu kadar vatan haini arttı sizce? Osmanlı'dan günümüze, evet. Şavak aşireti hiçbir zaman terör örgütlerine yakın durmamıştır. Durmamış, sempatide evet. Durmamıştır. Mücadele evet. Etmiştir. Evet. Şehit vermiştir. Yani bunu nasıl yapmıştır? Kendilerine salmışlardır. Evet. Son dönemde de koruculuk biliyorsunuz hocam geliştirildi. Yani hala orada direniyorlar. Evet. Yani Şavaklılar. Hocam son dönemde bu vatan hainleri niye arttı, vatan hainliği? Bu şimdi vatanperverlerin yükü artıyor. Biz ondan mutluyuz, yükümüz artsa da. Niye artıyor bu şekilde? Yani böyle ara ara artışlar oluyor, sonra azalmalar oluyor. Ya şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Ya. Şimdi tabii biz üzülüyoruz tabii. Siyasetçi değiliz ama ıslah da olmuyorlar. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani evet, ülkemizin... Siyaset değil hocam. Vatan hainliği siyasi yani, bir konu değildir. Sohbet ediyoruz. Dini bir konudur. Niye artıyor evet. Hocam? Tabii dini koruyacak. Hubbül evet. Vatan minel iman. Evet. Vatan sevgisi imandandır. İmandandır evet. Yani vatan olmasa hocam özgürce nasıl yaşayacaksın? Evet. İbadetini nasıl yapacaksın? Ezan nasıl dinleyeceksin hocam? Yani vatanın ne olduğunu hocam vatansızlara sorsunlar. Evet. O Suriye'de... Haytmatloslara. Hocam şunu söyleyeyim. Şimdi... Uluslararası hukukta Haytmatlos denir. Evet. Vatansız. Şimdi Türkiye'de evet. Bir kesin diyor ki Suriyeliler gitsin. Ya yanlış. Şey de... Hocam bir şey demiyorum ben. Evet. Gidin o Suriyeliler sorun. Vatan ne olduğunu onlara sorun. Anlasınlar. Tabii evet. Yani vatan ne olduğunu evet. Vatansızlara soracaksınız hocam. Allah o duruma düşürmesin. Tabii bir yani de... Yani toprağın, bayrağın, hocam, ezanın vatan ne olduğunu şimdi, onlara soracaksınız hocam. Şimdi hocam bakınız... Sultan Vahdettin'in kabri, Sultan Vahdettin'i Atatürk 5 tane kişiyi göndererek İtalya'da hacizlerden dolayı tabutu kalkmıyor. Atatürk göndermiştir. 5 kişiyi göndererek Şam'a defnettiriyor Atatürk. Sultan Vahdettin'i. Hı hı. Ve öldüğü zaman da diyor Vahdettin namuslu iyi bir adamdı diyor. Atatürk ve Vahdettin arasında bir sıkıntı yok. Bunu yanlış yazıyorlar. Bunu en büyük uzmanlarından biri Murat Bardakçı bunu
Şah Baba Vahdettin kitabında ifade ediyor. Kaçırıyorlar, Şam'a defnediyorlar. Atatürk'e diyorlar ki vasiyeti Türk topraklarına defnedilmekti. Tamam işte diyor, vasiyetini yerine getirdik. Şam Türk toprağıdır diyor. Demek ki Suriye Türk toprağı. Suriyeliler de geldi mi dışarıdan gelmiş olmuyor. Devlet aklıyla inşallah orası Atatürk nasıl Hatay'ı aldıysa Allah'ın izniyle gerçek sahibine oralar dönecektir. Hocam, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama böyle 782, terörist bir Bağız Esed rejiminin toprağı devlet toprağı olamaz. Evet. 782 kilometre kare bir alan sadece bizim coğrafyamız değil hocam. Evet. Bizim gönül coğrafyamız var. Evet. Yani hocam biz Tuna'ya kadar gitmiş, Macaristan, Budapeşte'sinden, Afrika'sından, Irak'ından, Libya'sından, Lübnan'a kadar, Cezayir'ine kadar biz hüküm sürmüşüz hocam. Öyle. Buralar bize dar gelir. Normalde dar gelir. Gönül coğrafyamız çok geniş. Kimsenin toprağına gözümüz yok ama toprağımızda kimseye bir karşında kimseye peşkeş çekmez hocam. Evet. Başka bir devlet de kurdurmayız. Öyle o kadar kolay değil hocam. Evet. Yani niye çoğalıyor? Şunu çoğalıyor hocam. Türkiye güçleniyor. Yani hocam... Hocam cevap Kissinger'da. Sözünüzü unutmayın. Kissinger'a diyorlar Amerika niye güçlü? İçimizdeki vatan hainlerini bertaraf ediyoruz, çoğaltmıyoruz. Başka yerdeki vatan hainlerini artırıyoruz, besliyoruz diyor Kissinger. Hı hı. Alman kökenli Amerikalı Dışişleri Bakanı. Bunu söylüyor Henry Kissinger. Şimdi Henry Kissinger'a bir şey diyemezsin. Kendi ideolojisinin adamı yani kaliteli düşman öyle diyelim. Ama bu topraktan olup da hainlik yapmak çok yanlış. Yani Türkiye Sevir gibi olsun, Mondros gibi olsun ta ki bana iktidar gelsin, yönetim gelsin. Bu her dönem Kurtuluş Savaşı döneminde de bu tür insanlar vardı. Atatürk ne dedi? Türkiye bağımsız olsun, Sevir ve Mondros olmasın. Lozan büyük bir başarıdır. Ve bağımsız olan bir Türkiye'de iktidar da istemiyoruz dedi Atatürk. Nefer de olsak yeridir değil mi? Atatürk'te bir iktidar hırsı yok. Evet. Kurtarıcılık boyutu var. İyi niyetli bir boyut var. Şimdi böyle bakmak lazım. Parçalansa da, zayıflasa da ben yöneteyim. Bu Mondros kafasıdır, Sevir kafasıdır. Bu Lozan kafası değildir. Bu Atatürk hocam, kafası şimdi değildir. Evet. Hocam bir mesaj daha geldi. Hocalarım ağzınıza sağlık. Ali hocama selam, başarılar diliyorum. Mehmet Ercan. Biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Aleyküm selam diyoruz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı diliyorum bayramlar. Mehmet müdürüme teşekkür ediyorum. Evet. Ediz Bey. Ne söylüyorduk hocam? Bu kafa farklı bir kafa diyorduk. Milli kafa değildir diyorduk. Bazı dini konular bunlar, siyasi hocam, değil. Anladım. Evet. Yani din zaten... Din her yeri kuşatıyor. Ya din hayatımızın bütün alanı zaten kuşatmalı. Evet. Kuşatmaktan sonra zaten yani farklı bir şey olur. Evet. Elbette yani din işleri, devlet işleri, laiklik bunlar ayrı konular. Bizim konumuzun dışında çünkü çok... Ama hocam bakınız bazı şeyler siyasetten öte din ve vatan, millet konular nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi asla değişmeyecektir. Türkiye diye kalacaktır. Bir... Türk ismi anayasadan kaldırılamayacaktır. 2. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri anayasadan kaldırılamaz. 3. Değişmez ilkeler anayasadan kaldırılamaz. 4. Türkiye'nin hep resmi dili Türkçe olarak kalacaktır. 5. Türkiye hiçbir zaman eyaletlere bölünmeyecektir. Üniter yapısı bozulmayacaktır. Tek vatan, tek millet, tek bayrak değil mi? Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Kesinlikle. Bunlar önemli hususlardır. Nasıl ki biz bu konuları tarih boyunca devlet hassasiyetiyle koruduk, korumaya devam edeceğiz. Hocam biz Kurtuluş Savaşı'ndan nasıl, millet hassasiyetiyle nasıl kurtulduk yine hocam? Evet. Kurtuluş Savaşı hocam, Kurtuluş Savaşı. Biz küllerimizden doğarız hocam. Evet. Biz küllerimizden doğan bir milletiz. Evet. Şu anda da öyle. Hayat pahalı olabilir. Evet. Et soğan çok pahalı olabilir. Evet. Ben anlıyorum vatandaşı. Evet. Art niyetleri değil. Bütün dünyada ekonomik bir sıkıntı söylüyorum, var. Gerçekten zor durumda olup alamayanlar elbette var. Koronadan kaynaklanan tabii evet. Ben ona bir şey, ona zaten yaygara da koparmaz. Onlar aç kalır, vatanı gider sarar. O dediğim samimi insanlar. Ama bunu malzeme yapıp her gün gündemde tutmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun altından kalkar hocam. 11 şehirde yıkılsa Allah'ın izniyle güçlüyüz. Türk ordusu güçlüdür, Türk polisi. Türk ordusu, yani. Türk polisi ayrıca
sınır ötesi operasyonlara tek bir terörist bitene kadar devam edecektir. Kimse bunu engelleyemez. Ordunun operasyonunu kimse engelleyemez. PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı, diğer IŞİD'e karşı, diğer terör örgütlerine karşı ordunun, polisin, MİT'in, devletin operasyonlarını kimse engelleyemez. Bunlar her zaman devam edecektir. Devlet hakimdir. Kim gelirse gelsin devletin hakim unsurlarının istediği, ki anayasaya göre hakim unsurlarının istediği yasama, yürütme, yargı gerekli iç ve dış milli güvenlik tedbirlerini alacaktır. Bu tartışılmaz konulardır bunlar. Taviz verilemez bu konularda. Evet hocam, otobiyografinize dönelim. Alpovut'tan sonra ne yaptınız? Ya hocam tabii şunu şöyle, herkes gibi yalnız köyde işte evet. İlkokul köyümüzde bitirdik yani. Evet. Herkes gibi yani biz Anadolu çocuğuyuz hocam. Evet. Toprakla da uğraştık. Çalıştık da. Okula geldik. Yazın yani traktörümüz de vardı. Kamyonumuz evet. da vardı. Otobüsümüz de vardı. Allah çok şükür yani biz çok şeyin içinde böyle çok kırsalda yaşamadık. Bunlar tabii övünç kaynağı değil ama evet. yaşam sürecinden bahsettiniz. Oradan Elazığ'a geldiniz oradan hocam. Oradan Elazığ'a geldik. İlk imamlığa ne zaman başladınız? 1981. 81. 15. 43. yıl Ali hocamın. 43. hizmet yılı. 43'ün içindesiniz. 81'de katarsan 43 ediyor. Bitirdiğin yani, yıl değil, içinde oldun. Doğrudur. 42-43 yıl Ali hocamın yaklaşık 1994'ten beri de. Çoğunun yaşı kadar hocam. Efendim? Bir çoğunun yaşı evet, kadar. 1994'ten itibaren 30 yıldır da televizyonculuk var. Benim 23 yıl, onun 30 yıl. Ali hocamla ilk programlarımızı yapmıştık 2001'de. Hocam Hal Köyü'nde mi imamlık yaptınız önce? Evet, Kor General Hüsnü Sayın, onda rahmet. Allah rahmet etsin, evet. O da şehidimiz. Siz rahmet ve saygıyla yan ediyorum, yad ediyorum. Sıradan bir köy değil, evet. Elazığ Hal Köyü. Bir ara her ne kadar ismi değiştirilirse. Çok entelektüel bir köy. Yeni Çubuk olsa da tekrar eski köylerin evet. ismini tekrar geri aldılar. Hal Köyü sıradan bir köy evet. değil. Çok güzel entelektüel okumuşların, yazmışların evet, evet. çok olduğu bir köy. Oradan Hal'dan hocam. Ondan sonra Kur'an kursu öğreticiliği sınavına girdik. Elazığ'a geldiniz. Elazığ'a girdik. Kur'an kursu öğreticiliği sınavına girdik. Oradan televizyon yayınları. Yani o Fikret Bey'le başladı. Fikret evet. Karaman hocam. Evet. Ona burada saygıyla. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımı Fikret iletiyorum. Hocam gelseydi program yapacaktık. Ya, denk gelmedi. Sağ olsun gelsem yapacağız dedi. Ankara'da şu anda. Hayırlı bayramlar diliyoruz Fikret hocam. Fikret hocamla çalışmak ayrıca evet. hocam. Evet. Ben Fikret Bey'den çok şey öğrendim. Gerçekten çok disiplinli, Fikret Bey, gayretli, gayyurdu. Çok disiplinli. Fikret Bey'le ben yani abi kardeş evet. gibi hiç ayrılmadık hocam. Evet. Yani beni yetiştirdi. Çok şey öğrendim. Evet, ben çok şey öğretti. Evet. Elazığ'a çok şey kattı. Kesinlikle. Elazığ'a çok şey evet. kattı hocam. Yani ilk geldiği. Bize de olumlu etkileri çoktur tabii, tabii ki hocam Fikret yani. Hocamın. Diyanet'te çok büyük hizmetler yaptı. Hocam Diyanet'te de yapmış. Yani Paris Müşavirliği döneminde olsun, kısa süreli Viyana'da olsun. Yani şer başkanında olsun hocam. Fikret Bey, bakın hocam, evet. başkanlıktan ayrıldıktan sonra Malatya'ya geldi. Bir üniversite camisini bitirme sürecine bakın, çok kısa bir sürede. Evet. İlahiyat Vakfı kurdu. Kurdu, evet. Ve ilahiyat öğrenci yurdu kaç katlı bitirdi çok kısa sürede. İkinci vakfı da, İlahiyat Vakfı Elazığ, Türkiye'de yaygın değil hocam. Elazığ'da kurdu ikincisini. Evet. İlahiyat Vakfı'nı Elazığ'da kurdu. Fikret evet. Bey, hocam. Halen 3 saat 4 saat uyur. Hala bu evet. Halen çalışkan bir hala insan. Çalışıyor. 3 saat 4 saat uyku uyar. Evet. Çok hızlı yürür. Bunu biri evet. de hacda da gittik. Hacda da gördüm. Başka da çok hızlı yürür Fikret hocam. Biliyorum. Evet. Durmak bilmez. Ve hocam. Yürüyordu halen. Ne kadar evet. sempozyum yaptı hocam. Elazığ'da evet. bir harpu sempozyumu yaptı. Unutulmaz. Evet. Hiperaktifti gerçekten. Evet. Olumlu o bir sempozyum hiperaktivitesi vardı Fikret hocamızın. Allah selamet versin diyoruz. Hocam selamünaleyküm, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oluyor gerçekten. Ali hocamıza da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam Rusya Federasyonu dağılacağını anlayınca bütün yetkileri tekrar merkezi hükümdarın üzerine aldı. En son Tataristan'ın yetkilerini bitirdi ve merkeze aldı yetkileri. Bu sebeple Türkiye en güzel şekilde bir ulus devlet olarak devam etmektedir. Hayırlı güzel bayramlar dileriz. Mahmut Bolkar Öztekin. Yani hocamız diyor ki Rusya bile baktı ki bu iş böyle evet. olmuyor, dağılıyor. Yetkileri aldı. Türkiye de tabii ki ulus devlet olarak devam edecektir. Tabii bizim gönlümüz Tataristan'ın bağımsız olması yönünde. Açığız biz. Yani bizim davamız İslam davası, Türklük davası. Açığız, netiz biz yani. Kafa karışık değil. Kafa karışıklar
bu ülkeyi yönetemez, götüremez. Zaten değerli devlet büyüklerimizin de kafası karışık değil. O açıdan kafa karışık olmayacak. İslam kültürü, Türk kültürü, Türk devlet geleneği devam edecek. Hocam İsmet Özel'in de dediği gibi. Evet. Türk Müslümandır, Müslüman Türk'tür. Türk'tür. İsmet Özel öyle diyor. Bununla bitirelim, bir ara verelim. İkinci bölümde görüşelim inşallah. Tekrar birlikteyiz. Hocam Belçika yıllarına dönelim. Benim de çok sevdiğim bir ülke. Kaç, 10 yıl kaldınız? O süreci anlatabilir misiniz? 9 yıl kaldım hocam. 9 yıl, evet. Ya sürecin neresinden başlayayım değerli hocam? Şeyden başlayalım. Diyanet Vakfı'nın oradaki çalışmalarından. Yani hocam Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten her zaman gündemdedir. Sıcaklığını her zaman korumakta. Yurt içinde ve yurt dışında. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı hocam hizmetlerini saymakla bitirmek mümkün değil. Burada saatler alır hocam. Evet. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu son günlerde yine bu olmuş. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kapatalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı hocam, buradaki her bir insanımızın huzur ve güvende olması demektir. Evet. Diyeceksiniz ki Diyanet İşleri Başkanlığı ordu mudur, asker midir, polis midir diyebilirsiniz. Akla böyle bir soru gelebilir. Hocam sadece huzursuz olmak, askerin ve polisin müdahalesiyle olmuyor. Yani düşünebiliyor musun hocam? Evet. Şimdi düşünün, Libya'yı düşünün. İşte Hafter taraflarını, diğer taraflarını. Evet. Ondan sonra işte Wagner gitti, onlara yardım ediyor. Lübnan'ı düşünün. Lübnan Hizbullah'ı, İran Hizbullah'ı. İşte Taliban'ı düşünün hocam. DAEŞ, IŞİD, Adnan ne derse. Değil. Merdiven altı yapıları düşün. Ondan sonra Haçlı Şabi'yi düşünün. Evet. Boko Haram'ı düşünün. Evet. Bunlar hepsi hocam örgüt bunlar. Evet. Ne yapıyor hocam biliyor musun? Terör örgütü. Roketi alıyor hocam. Evet. Omuzda koyuyor. Tetkike basacağı zaman Allahu Ekber diye fırlatıyor. Öbür kardeşimiz havada parçalanıyor. Allahu Ekber diye can veriyor. Evet. Bunlar önlenemez hocam. Aslında atan iblis dese hocam, daha kendisine yani, uygun. Yani hocam yani. İblis çünkü. Yani bu ülkenin evet. Çimentosudur hocam. Yurt içinde de yurt dışında da hocam. Kesinlikle. İslam dini radikalizmi reddeder. Bütün izimler reddeder de radikalliği reddeder hocam. İbadette dahi radikal olmayı reddetmiştir hocam. Evet. Hayrül ümmeti avsatuha. Ümmetimin en hayırları orta yolu takip edenlerdir. Evet. Yani ölçülür olacaksınız hocam. Ölçü şarttır. Ölçü hocam. Ölçü olmasa bu Ramazan belki bizi 6 ay tuturlar. Evet. Hocam Allah-u Teala iyi ki ölçü var. Estağfirullah ella tetka fil mizan. Estağfirullah. Ölçüde aşırılığa gitmeyiniz. Kütübe alellezine min kablikum ayeti var ya. Evet. Ondan sonra şehr-i Ramazan ellezine özle fil Kur'an. Yani orucun şehir olduğu, bir ay olduğunu iyi ki belirlemiş. Tam da hocam gerçekten kıvamında. Böyle tam doyuyorsun o duyguya. Yani, bitiyor. Ve 11 ay geçiyor, özlüyorsun, başlıyor. Tabii hocam ya. Evet. Biz şey yapmıyoruz hocam yani gerçekten. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı hocam bizim huzur ve güven kaynağı hocam. Evet. O zaman ne olur biliyor musunuz hocam? Evet. İşte orada ortada hocam. Hocam eski. Hocam Taliban orada. Taliban'ın yaptıklarına bak hocam. O dayatmaya bakın şimdi. Ya böyle bir din var eski mı hocam? Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlarından Diyanet İşleri Başkan danışmanlığı da yaptı. Oğuz Kalelioğlu. Hı hı. Çok başarılı bir subaymış. Mehmet Nur Yılmaz döneminde. Evet kahraman bir subaymızdır. Milli bir subaymız. Derdi ki bizzat duydum ben yani. O konferanslar da verirdi o yıllarda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı en az ordu kadar önemlidir Türkiye için. Derdi. Hocam şurada bir parantez açayım. Evet. Çok önemli. Zaten Genelkurmay'la birlikte kuracağım. 3 Mart 1924 hocam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu. İkisi beraber. İkisi beraber birlikte. Yani Atatürk dahice bir iş hocam, yapmış yani bunu kurarak Diyaneti. Şahıslar evet. Geçicidir. Ama kurumlar daimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal olarak, kurum olarak yani çok kadimdir. Cumhuriyet'te yaşıttır. Evet. İyi ki var. Başkanları
değişebilir, farklı olabilir. Birini çok sevebilirsiniz, birini az sevebilirsiniz, birini hiç sevmeyebilirsiniz. Evet. O şahıstır hocam. Tamam, kurumu şu anda yani Profesör Doktor Ali Erbaş hocam temsil ediyor. Bir öncesi Profesör evet. Doktor Mehmet Görmez hocam temsil ediyor. Bir öncesi Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocam vardı. Evet. Bir öncesinde Profesör Doktor Mehmet Sait Yazıcıoğlu evet. vardı. Bir öncesinde Sayın Mehmet Nur Yılmaz vardı. Hepsine en sonra... öncesinden Rıfat Börekçi. Tabii ki. Bunlar içinde çok sevilen vardır. Zamanda. Halk tarafından çok benimsenen vardır. Halk tarafından az benimsenenler de olmuş olabilir. Ama o kurumun kapatılması, evet. kapatılması veya bir hayırlı oğlu, ne hayırlı oğlu vardı. Süleyman yani çok vardı tabii ki. Evet. Tabii hocam bunlar şimdi o çok evet. teferruata Eyüp hayırlı oğlu, Eyüp Sabri hayırlı oğluydu. Sabri hayırlı oğlu. Evet. Neyse şimdi Lütfi Doğan, iki Lütfi Doğan, Doğan biliyorsun. Yani Süleyman Ateş hemşerimiz. Süleyman Ateş kısa sürede olsa evet. hemşerimiz. Yani bunların söz gelimi birisinin bir yanlış yapmasından dolayı da kurum kapatılamaz. Evet. Kurum kapatılması demek devletin temellerine tüzel kişiliktir. Bomba konması demektir. Öyle basit sıralan bir şey. Ali Gün hocam. Yani nereden geldik hocam? Evet. Diyanet İşleri Başkanı'nın dış hizmetlerine geldik. Hizmetten bahsedeceğiz. Peki oradan şey kaç kişinin Müslüman olmasına vesile oldun? Yani hocam bunu bu çok iddialı bir şey olur. Vesile yani olmak. İhtida ben tören. Şunu söyleyeyim hocam. İhtida törenleri oldu mu? Şunu söyleyeyim. Çok sayıda ihtida töreni yaptık, katıldık, belgelerimizi evet. aradık. O ayrı bir şey. Şunu söyleyeyim hocam. Evet. İnsanların Müslüman olması nasıl vesile olunabilir biliyor musun hocam? Evet. Nasıl sebep olunabilir? Evet. Yaşantınla, örnek davranışlarınla. Evet. Tamam mı hocam? Bu şekilde ancak vesile olunabilir. Anlatmakla olmaz hocam. Şimdi bazen değerli hocam anlatıyoruz ya. İşte çocuklarınızı güzel eğitin. Çocukları evet. güzel eğitmek nasıl olur hocam? Güzel eğitmek, anlatmak değil hocam. Evet. Çocuk seni asla yalan söylemediğini, asla açgözlü olmadığını evet. öğrendiği zaman, bağırmadığın zaman, güler yüzlü olduğun zaman, mütebessim diyoruz, evet. tebessüm sahibi olduğun zaman. Çocuk bunlar aldığı zaman hocam, benim annem babam hiç yalan söylemiyor. Benim annem babam hiç evet. dedikodu yapmıyor. Benim annem babam komşuları hakkında güzel düşünüyor. Evet. Benim annem babam akrabalarına değer verir. Benim annem babam büyüklerini sayar. Evet. Küçüklere karşı şefkatli ve merhametlidir. Bizim eksiğimiz ne biliyor musunuz Ediz Hocam? Evet. Aslında paralı olmayan hepsi bedava olan şeyler yapmıyoruz hocam. Paralı değil. Evet. Sanki paralıymış mesela selam vermek. Mesela mütebessim olmak. Evet. Saygı duymak. Empati kurmak. Halden almak, anlamak, haset etmemek, düşen birinin elinden tutmak, kaldırmak, evet. ona yardım etmek, başarıyı kıskanmamak, evet. iyi temennilerde bulunmak, dua etmek. Bunlar hepsi hocam ücretsiz ama biz Müslümanlar da sanki ücretli hocam ya. Yani güler yüzlü olmak. Ücretli gibi davranıyor. Yani tabii onu kara, diyorum hocam. Kara yani, mizah yapıyorsunuz. Yani siz evet. dediniz ki, evet. dediniz ki. Kaç kişinin Müslüman olmasına vesile olurunuz. Bu iddialı bir söz. Yani ben şunu söylüyorum. Ya anlatmak yerine oradaki ben Brüksel'de yaşadım. Evet. Brüksel'deki kişi diyerek ki ya benim bu komşum Müslüman. Bak biz bundan hiç incinmedik. Hiç zarar görmedik. Adam ne kadar dürüst bir insan. Evet. Hiç yanlış yapmıyor. İşini ne kadar düzgün yapıyor. Ne kadar güzel yapıyor. Zamanında işe gidip geliyor. Aldığını helal ediyor. Kazancını hak ediyor en azından. Belki helal haram kavramı biraz farklı da kazancını hak ediyor. Bunu gördüğü zaman o sempatiyle bakar sana. Evet. Ama şimdi ondan daha fazla yalan söylersen yani alkol, kumar, zina, işi evet. her türlü şey işliyorsa ondan sonra benim dinim dediğin zaman anlatamazsın hocam. Etkisi de olmaz. Etkisi olmaz hocam. Evet. Yani çocuklarımıza biz anlattığımız zaman kendimiz yapmıyorsak nasıl etkili olacağız? Ya eyyühellezine amenu lime tekulûne ma la tef'alûn. Yapmadığınız bir şeyi niçin yapınız dersiniz? Yaptıkça da Allah-u Teala yani bir de bildiğini uyguladıkça Allah-u Teala bilmediğimizi öğretir. Bir de o durum var. Aynen öyle tabii hocam. Evet. Şu şey de çok önemli. Yani eskisi gibi değil artık sadece yaşantıya bakarak da bir kanaat sahibi olmayabilir bir Avrupalı. Evet. Yani sosyal medya çok etkin.
Sosyal medya hocam. İslam lehine kullanılmalı diyorsunuz. Çok etkili. İslam lehine kullanılmalı. Aileler çok kullanıyor. Şimdi diyelim ki hocam bir örgüt çıkıyor. Arada yönetimi ele geçiriyor. Kadının üniversiteye gitmesini yasaklıyor. Kadın evden dışarı çıkmayacak diyor. Evet. Evde oturacak diyor. Evde evet. oturacak diyor. Çocuk yapacak, çocuk bakacak diyor. Burka giyecek. Zorbalık yapıyor. Bunlara uymayan gördüğü zaman kılıçla kafasını kesiyor. Veya şiddet uyguluyor. Veya kırbaç uyguluyor. Genç bunu gördüğü zaman hocam ne diyor? Onu İslam'ın yanlışı gibi görüyor. Müslüman'ın yanlışı gibi algılamıyor. İslam'ın yanlışı olarak İşte hocam orada... Bu ne? Bu korkutucudur. Şimdi orada yanlış, radikal, şeriatla ilgisi olmayan sahte şeriat devletleri algısı dış istihbarat örgütlerinin projeleridir bunlar. Zaten yani sen dünyada İslam'ı medeniyet lehine, medeniyeti İslam lehine çevirmedin mi? Teknolojiyi, o gücü elde etmedin mi? Gerçek manada İslam hukukunu uygulayamazsın. İzin verdikleri de böyle olur. Hocam, değerli hocam söylediğin zaman bazen evet. konuşmaya çekiliyoruz. Yine en çok yaşayan Türkiye ben iddia ediyorum yani. Anladım hocam. Evet. Yani İslam'ı. Tarikatların arkasında dahi dış güçler var. Bunu derken ben şu tarikatı hepsini katmıyorum. Tarikat yani. Demeyelim dini gruplar hocam, diyelim. Hocam dini grup tarikata diyorum. Dini grup. Mon tarikat değil mi hocam? Amerika'daki tabii, mon tabii, tarikat, tarikat tabii, değil mi yani? Manada, evet. Korkmuyoruz. Yani dini ya. Grup manasında. Yani dini grup. Yok teknik olarak dini grup daha doğru. Dini grup. Evet. Grupta var tarikat da var hocam. Evet. Tarikat mon tarikattır hocam. Tabii. Satanizm bir tarikat. Hristiyan tarikatlar. Evet. Tabii tabii evet. Yani sadece Miyunk. Müslümanlar yok hocam. Tabii. Hepsinde var ya birçok evet. var. Evet. Dini grup da diyelim. Dini çok fraksiyonlar var arkasında hocam. Evet. Tabii o çünkü yani din sızılmaya sahte din telakkisi mistik bir alan sızılmaya müsait. Hocam öyle bir anlatıyor ki evet. ve dokunmuyor. Bu gerçek şeye dokunuyor. Ama yanlışa dokunmuyor. Yanlış katlanarak yayılıyor. Evet. Yani öyle bir felsefi anlatımlar var ki yani akılla mantıkla izah edilir bir tarafı yok. Evet. Bunu kastı sokuyor içimize. Kastı evet. yapıyor yani. Diyor ki oradaki genç yani İslam dini gerçekten akıldan, mantıktan tamamen uzak. Yani bu sadece metafizikle ilgilenen evet. bir alan gibi gösterebiliyor bunu. Kesinlikle. Genç evet. onu o şekilde gördüğü zaman uzaklaşıyor. Yani elbette değerli hocam Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiş hocam? Yani Kadir Gecesi'ni iki gün, üç gün önce yaşadık. Belki bu akşam da Kadir Gecesi. Son belki 29'u evet. Yani dün yani. Kur'an-ı Kerim bize hitap ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap ediyor. Yani yolumuzu aydınlatıyor, yol çiziyor. Ana hatları belirliyor. Belki kesinlikle. Her konuda detay veriyorum ama ana hatlarıyla belli. Yani bizler için, insanlık için indirilmiş. Hayat kaynağı, hayat rehberi. Doğruyu, yanlışı, hakkı, hakikati anlatıyor. Evet. Ama Kur'an'a da uymayan öyle uçuk şeyler var ki. Yani ne Kur'an'a uyuyor, ne sünnete uyuyor. Hadis diyebilir hocam. Bu hadistir diyebilir. Hadis neye de uymuyor? Her hadis denilen şey de hadis o da olmayabilir. Tabii. Mevzu da olabilir. Tabii. Kasıtlı üretilmiş de olabilir. Evet. Bütün bunlar tabii uzmanlık alanları var hocam. Muhaddisler evet. var, fakihler var, müfessirler var. Evet. Kelamcılar var, akaidçiler var. Allah'a çok şükür. Yani bilginin kaynağına erişim de evet. çok kolay ama sizin bahsettiğiniz arkasındaki o farklı güçler bunlar kullanıyorlar. Evet. İster adına dini örgüt deyin, ister tarikat deyin, ister işte bak cemaat diyordu hocam. Bir kısmı da cemaat diyordu. İşte evet. FETÖ'yü gördük hocam. Evet. 15 Temmuz'da yani 1965'ten başlayıp geldi 2016 yılı 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. Darbe yapmaya kalktı. Evet. Adı cemaat hocam. Evet. Anlı secdeli de olabilir hocam. Tabii. Ama ne yaptı? Veya öyle göründü. Evet. Ha, gerçek de olabilir. Yani gerçekten inanıp anlı secde ama sonuçta işler, arızalı ama, işler. Arızalı işler tabii. İhanet dolu işler. İhanet dolu tabii ki. Evet. Kalkışma ne demek hocam? Tabii kesinlikle. Yani bunlar yani isim çok önemli değil. Evet. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 2-3 dakikamız. Neler söylersiniz? Değerli hocam Necip Fazıl'dır ki namaz camiden çıkınca başlar. Oruç bayramdan sonra başlar.
Öyle evet. bir şiir var biliyorsun evet. değil mi hocam? Yani evet. Şimdi bugün son günü, orucumuz son günü. Evet. Biz söylüyoruz hep. Yani en azından söylüyoruz hocam. Diyoruz ki öyledir. Yaşayanlar bunu bilir. Rahmet ayıdır. Bereket ayıdır. Mağfiret ayıdır. Elbette mukabele okuyan kardeşlerimiz var. Teravihini hiç aksatmadan devam ettirenler var. Parça evet. parça kılanlar var. 8 rekat kılan var. 12 kılan var. Evet. 20'ye tamamlayan var. Bahsettiğiniz gibi hatimle teheccüd kılan var. Var da var. Birçok kazanım elde ettik. Ama bu kazanımı evet. kaybetmemek lazım. Kesinlikle. İnşallah etmişizdir diyoruz. Evet. Bize düşen yapmaktır. Kabul etmek Allah'ın takdirinde evet. olan bir şey. Kesinlikle. Efendim hocam ben namaz kıldım. Acaba Allah kabul eder mi etmez mi? Bu bize ait bir şey değil. Bizim evet. görevimiz onu yapmak. İfa etmek. Takdir etmek Allah-u Teala'ya aittir. Kesinlikle. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Affetmez. Yani Allah'ın lütfu, keremi, mağfireti, fazlı, ihsanı boldur hocam. Evet. Birçok şey yaptık. Şimdi yarın bayram değil mi hocam? Evet. Müslüman ne yapacak hocam? Müslüman hocam. Ne yapacak? Bayramda neler yapacağız Müslüman, hocam? Bayramda ne yapacak hocam? Neler yapacağız? Dargın olduğu kardeşlerle barışsın. Evet. Kin gütmesin hocam. O gelsin benden özür dilesin demesin hocam ya. Evet. O ona selam verirse birisi... Ben Ediz Bey'e selam vereyim. Diyaloğun ibadet ben olduğu Ediz Bey'e ay. Evet. Selam vereyim. Evet. İki tane varsa hocam, yoksul varsa onlara yardımcı olsun. Evet. Gücü nispetle hocam, Ediz Erşen'in gücü zaten 50 bin lira yardım etmeye gücü yetiyor. Zaten selamın yaygınlaştırılmasının benim doğru gücüm 1000 lira yetiyor hocam. Bayram. Ediz Bey 50 bin lira yardım etsin, ben 1000 lira yardım edeyim. Ben 1000 lira yardım edebiliyorum, komşum 20 TL yardım edebiliyor hocam, evet. etsin. Fakirine de tutsun. Fıtır sadakası bayram namazına kadar verilsin hocam. Evet. Yani verme imkanı bizzat fakirin kendisi de bulabilirsin. Bulmadan kurumlar üzerinden, yani Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden yapabilirsiniz. Kızılay evet. üzerinde yapabilirsiniz. Başka kurumlar üzerinde yapabilirsiniz. Online yapabilirsiniz. Mesaj yoluyla bir mesaj, şu numara bir mesaj atın. 70 TL, fitre 70 TL evet. hocam şeyi. Minimum asgarisi yani en az olan en düşük 70 TL. Onu onun üzerinden de aktarabilir. Evet. Yani sahip çıkmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Yüz güldürmek lazım. Hastaları sormak lazım. Evet. Büyükleri ziyaret etmemiz gerekir. 2 yıl zaten bir pandemi yaşadık. Evlerimize çıkmayın vardı. Evet. Gidemedik doğru dürüst bir yere bayram yapamadık. Bu sene Allah daha büyük bir deprem verdi. Büyük acılar yaşadık. Bunları rahmetle, rahmet diliyorum. Evet. Hastalara acı şifalar diliyorum. Bu bayram akşamı Allah daha büyük kaza, bela, afet vermesin. Amin. Ülkemizi, milletimizi, memleketimizi her türlü kazadan, beladan, fitneden muhafaza etsin diyoruz. Evet. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Birlik içerisinde olalım, beraberlik içerisinde olalım. Yardım edelim. Herkesi ötekileştirmeyelim. Bu da sıkıntılı bir durum hocam. Evet. Bak, ihanet ayrı bir şey hocam. O vatan hainliği, evet. vatan hainliği ayrı bir şey. Tabii. Ama bir kardeşimiz herkesinden de çıkabilir. Yani bir kardeşimiz yanlış herkesinden yapmış. Herkesinden de vatan berber çıkabilir evet. Somut bir örnek vereyim. Hata yapmış, yanlış yapmış. Oruç tutmadı. Evet. Yarın bayram yapıyor. Yani bize düşmez. Sen ne bayram, sen oruç tuttun demek bize bir şey kazandırmaz hocam ha. Bize tabii. bir şey bırak yapsın hocam. Tabii. Belki bir gün o da pişman olacaktır. Keşke ben de, belki olmuştur da ben de tutabilsem demiştir belki. Evet. Belki Allah onu affedecektir. Evet. Yani hocam Allah'ın önünde bir şey mi var? Kesinlikle. Bir güç mü var hocam? Dilediği şeyle affeder yani. Yani evet. Ya sen oruç tutmadın, bayram yapmak senin hakkın değildir demek bize bir şey kazandırmaz. Elbette gönlümüz ister ki her Müslüman kardeşimiz orucunu evet. tutsun, tutabilsin. Hasta olanlar var hocam. Fidye veriyor. Şeker hastası. Oruç tutamıyor. Onu yadırgamak mı gerekiyor? Kesinlikle. Mazereti var. Yolcu olanı yadırgamak mı gerekiyor hocam? Allah-u Teala diyor. فَمَنْ كَرَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Uhar. Yolcu olanlar, hasta olanlar sonradan tutsunlar diyor. İzni evet. veren kim hocam? Allah. Evet. İzni veren kim hocam? Allah. Eğer tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. Benim için hayırlı olan ben kendi yani şimdi Ramazan'dan sonra bir Şevval ayı var değil mi hocam? Evet. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur diyor hadis-i evet, şerif. Evet. Gücü yeten kardeşimiz tutar.
isyan tutar, isyan tutmaz. Tutan çok sevap alır, tutmayan günah işlemiş olmaz. Ama Ediz Erşen, Ali Bey, sen Şevval ayında niye 6 gün oruç tutmuyorsun diye beni zorlarsa işte o zaman işler tabii olmaz. Farklı bir boyut alır. Evet, hocam çok sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara hocam, değindiniz. Yani Ali Gün'le, Ali Gün hocamla güzel bir iftara doğru düet yaptık. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Nice bayramlara vatanımız, milletimiz, devletimiz, ümmetimiz selametle çıksın inşallah. Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar.